AKP'li troller soruyorlar işte. Siz hep imamlarla uğraşıyorsunuz. Papazlara hiç laf etmiyorsunuz. Yani biz işte İslam'ı eleştiriyoruz. Hristiyanlığı eleştirmiyoruz. Ben 24 yaşında Amerika'ya gittiğimde gemiye papaz geldi. Türkçe, İncil dağıtıyordu. Gel dedi, Hristiyanlık dinine geç. Bizim ülkemizde kal dedi. Adamı gemiden kovdum ya. Şimdi biz papazları eleştirmiyormuşuz. İmamları eleştiriyormuşuz. Papazlar bize Allah sizi açlıkla sınava tutar demiyor ki. Papazlar bize Allah sevdiği kulu fakirlikle test eder, sınava tutar demiyor ki. Papazlar bize işte aç kalın, sürünün, öbür dünyada size 72 tane bakire huri verilecek demiyor ki. Yani değil mi? Daha bunun gibi bir sürü örnek verebilirim. Bu ülkede herkes Müslüman olmak zorunda değil. Hristiyan var, ateist var, deist var, var oğlu var, bir sürü var. Ki AKP zamanında daha da çok arttı ki AKP araştırma yaptı 2018'de. İmam hatiplerde deist sayısı %70'leri geçmişti. İsteyen internetten bunu araştırabilir. Yani herkes Müslüman değil bu ülkede. Mesela papazlar bize Bakara 155 ile sizi aç bırakacağız, sizi canlardan, mallardan eksilteceğiz. Sizin kazançlarınızın karşılığını vermeyeceğiz. Sizi mahrum bırakacağız Bakara 155'te. Papazlar demiyor bunu. Niye biz Bakara 155'e tabi tutuluyoruz? Bu ülke laik bir ülke değil mi? Yani her zamdan sonra iktidar çıkıyor diyor ki işte Bakara 155 diyor. Çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz diyor Bakara 155. Bunu bana bir papaz söylemiyor yani. Papaz söylemedi bana bunu. Bunu bana imamlar söylüyor. Ben de ateistim. Müslüman olmak zorunda da değilim. Niye ben Bakara 155'e tabi tutuluyorum? İşte biz o yüzden eleştiriyoruz bunları. Yani biz öbür dinleri eleştirmiyoruz falan diye bir şey yok. Kaldı ki biz Hristiyanlığı da eleştirdik. Orta Çağ'da Avrupa'da Hristiyanlık karanlık dönemdi. Papaların kralları asma yetkisi bile vardı. Kızıl saçlı kadınları asıyorlardı. Ama ne oldu? Adamlar kilisenin kışına tekmeyi vurdular. Aydınlanma çağı başladı. Ardından sanayi devrimi geldi. Fransız devrimi derken adamlar modernleştiler. 300 yıldır Avrupa'da kilise yapılmıyor. Kiliseye giden de yok zaten. Tek tük yaşlı kadınlar gidiyor pazar günleri. O da sosyalleşmek için gidiyorlar. Yani orada kilise halka bir baskıda bulunmuyor. Laiklikle yönetiliyor ülkeler Avrupa'da. Ne oluyor? Ülkeler ileri gidiyor. Dinle yönetilen ülkelere bakıyorsunuz. Dünyada gelişmiş bir tane İslam'la yönetilip de gelişmiş bir tane ülke yok. Biz de bunu eleştiriyoruz ya. Niye eleştirmeyelim? Sonuçta ucu bize dokunuyor değil mi yani? Hayatlarımız perişan oluyor. Perişan oluyor ya hayatlarımız.